Gelelim biraz da cebimizi ilgilendiren gelişmelere bakalım. Zira o kısım da çok önemli. Asgari ücretle ilgili gelişmeleri paylaşacağız sizlerle. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan mecliste plan ve bütçe komisyonunda konuştu. Biliyorsunuz herkesin artık yıl sonu yaklaşırken merak ettiği konu asgari ücret ve asgari ücretle ilgili de çeşitli çeşitli senaryolar var. Kafalarınızda karışık hali. Asgari ücrete değindi ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Açıklamanın detaylarını mecliste komisyonu takip eden Arkadaşımız Ozan ulaş, Caimaza soracağız ve ondan öğreneceğiz. Ee, Ozan merak ediyoruz ve senin dinleyeceklerini e, tabii ki de. takip ediyoruz. Söyleyeceklerini. O ya milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret tespit komisyonuna çevrilmiş durumda. 2025 yılında geçerli olacak. Taban aylık ne kadar olacak? Bu soruya komisyon elbette Aralık ayının ilk haftasında yanıt aramaya başlayacak. E Tabi bu süreçte enflasyon verileri de dikkate alınıyordu. E bu kapsamda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bir toplantı var elbette. Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor ve bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık bakanlığın 2025 yılı bütçesinde ilişkin sunumunu gerçekleştirirken elbette asgari ücrete de değindi. Yakından takip edilen konuyla ilgili bakan Işıkhan 2002 yılına dikkat çekti. 184 lira olan asgari ücretin reel olarak %254 artışla bu yıl net 17.002 lira olarak uygulandığını hatırlattı ve ekledi. Aralık ayında 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz ifadesini kullandı. Hatırlatmakta fayda var. E, Aralık ayının ilk haftasında teamüllere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi yeni yılda geçerli olacak taban aylığı belirlemek için çalışmalarına başlıyor ve 31 Aralık'a kadar da bu tutarım belirlenerek resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Yani kısa bir süre kaldı maratonun başlamasına. Bu kapsamda Bakan Işıkan 2016 yılında başladı asgari ücret desteğinin de yine 2024 yılında 700 liraya yükseltildiğini ve devam ettiğini bir kez daha hatırlattı ve bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini de söyledi. Bu kapsamda Bakan Işıkan yeni asgari ücretle ilgili oran ya da rakam elbette telaffuz etmese de şu cümleyi kurdu. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı Bakan Işıkan. Gözler artık Aralık ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda. Komisyonun toplanması ile birlikte yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlemesi için komisyon çalışmaları başlayacak Oya Çebi. E. Peki Ozan çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgi için kolaylıklar diliyoruz.